Ee, burada e, Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu yeni mi bu güncel mi bu fotoğraf? Bugünkü bugün görüşme. bugün bugünkü da... bugünkü. Bugün bugünkü görüşmesi, görüşmesi. Bugün kaçta görüştü ya ben niye kaçırdım bunun saatini? Öyle saatlerinde oldu diye biliyorum ben ya. Ben niye böyleyim ya? Ben niye martesi de görüştüler bu arada. Bugün hayır için... hayır bugünkü görüşme diyorum. Bu değil mi bugünkü? Bugün bugün, bugün olup olmadığını biliyor musun? Cumartesi görüşler bugün de görüşler saatini bilmiyorum. Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği zemininde kurulan Zafer Partisi'nin genel başkanı olarak kuruluş ilkelerini koruma anayasa 1-4 madde ve 66. madde. Bu bir. Terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması. 13 milyon sığınmacının geri dönmesini sağlanması ile ilgili şartları içeren Türkiye Cumhuriyeti'nin daha ileri taşıma gayesiyle oluşturulan <laughs> mutabakat metnini işbirliği esasları çerçevesinde Sayın Kılıçdaroğlu'na sunum. Millet İttifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi yarın saat 11'de yapacağım basın toplantısına kadar Millet İttifakı'nın umarım olumlu cevabını iletecek. Büyük Türk milletine arz ederim. Yani diyor ki ben diyor taleplerimi ilettim Kılıçdaroğlu'na. Bana olumlu cevap verirse onu destekleyeceğim. Vermezse duruma bakacak. Bu HDP... Pardon. HDP bence e, Hakan abi şimdi kızacaksa Hakan abi. şimdi bak bu HDP ve PKK konusunda eğer şöyle bir bypass planlanmışsa bu tutmaz. Nasıl? Şöyle. Mesela Kemal Bey, "Efendim ben PKK'yı reddedeceğim. Kabul ediyorum talebinizi. PKK'ya da dönüp ey terör örgütü, bana destek falan vermeyin. Sizi düşlüyorum." diyeceğim deyip ama HDP ile ilgili işte mecliste milletvekilleri var. Yani biraz önce İsmail Bey'in söylediği HDP'yi ayrı tutarak PKK'dan bir açıklama yapıp Ümit Bey de Aa bak teklifimiz kabul edildi. Bu sebeple biz CHP'ye destek veriyoruz derlerse bu Kemal Bey'e zarar vermez. Ama Ümit Bey'e zarar verir. Evet. Neden zarar verir söyleyeyim. Çünkü seçmen de kamuoyu da bunu ya işte PKK'yı reddetti daha ne istiyorsunuz? HDP niye uğraşsın falan diye düşünmez. Çünkü Aynı görüyorum. 50 sefer söyledim 51. söylüyorum. PKK'yı söylemiyorum bile. HDP'nin açık destek verdiği taraf Türkiye'de seçim kazanamaz, milliyetçilerin oyunu alamaz. Bu arada... Türkiye'de de seçimin, özür dilerim, kaderini, şimdi bunu ben iki senedir anlatıp bir de haklı çıktığım için vurguyla anlatıyorum. HDP'nin açık destek verdiği taraf üstelik 50 artı bir sisteminde sonsuza kadar kazanamaz. Hani önümüzdeki 50 yılda da kazanamaz. Hani diyorlar diye ya, ya işte HDP'nin 10 puanına ihtiyaç var abi ne yapalım falan hiç alakası yok. Ben diyordum mesela. Ama ama <laughs> siz milliyetçi ya da merkez sağ bir politika uygulayın. Ee, ve muhalefet yapın. Kazanma ihtimaliniz olur. Çünkü AK Parti seçmeninden oy alabilirsiniz. Ama siz HDP size destek verecek. Ya HDP'nin kendisi deklare ediyor. Biz, biz şöyle, Açıklıyor. Diyor ki bizim gibi PKK o... benim canım diyor, kardeşim diyor. Kendileri beyan ediyor. Abi bizim gibiler olaya şöyle bakıyoruz. Hı. Diyoruz ki 25 CHP, Hı. matematik işlemi tamam. yapıyoruz toplama 25 MHP tamam. 10 işte HDP HDP 12 İyi Parti o kadar daha deva filan. he onlara Onların da Onların puanı yok. Bir dakika abi ya biz Ama önceden ne yaptığımızı anlatıyoruz. Ha evet evet. Onlar da diyorduk ya bunlar da 3 puan 5 puan almayacak mı kardeşim diyorduk. Hı. Hepsini topluyorduk Yüzde o %50. Sonra dedim işte Adalet Partisi taksızlık olmuş. 57 58.000 oy. 57 buluyorduk yani. Bu yaptığımız yanlış mıydı ya? Yanlıştı. O zaman da yanlıştı, bugün de yanlış. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devletinde. Bak bir kez daha söylüyorum. PKK'yı söylemiyorum bile. HDP'nin destek verdiği taraf seçim kazanamaz. O zaman Bak sabaha kadar. O zaman oranlar üzerinden matematik işlemi yapıp masada toplama yapmayacaksın. Et elbette. Hayır. Matematik siyasette farklı işler. 4 artı 5 9 etmez siyasette. Siz HDP, hayır canım sen PKK'yı kardeş ilan ettin. Sen bir kenarda dur. Beni beğeniyorsan oy ver. Deyip de. Merkez sağ milliyetçi bir politika izleyin. Bak 3 senedir anlatıyorum bunu. Vallahi billahi seçimi kazanma şansınız olur. Hem de 21 yıldır seçim kazanan bir cumhurbaşkanına karşı. Ama siz matematikler matematikle ya 10 puana ihtiyaç var bilmem ne. Buyurun sabaha kadar bak sonuç. İşte sonuç ya söylediğimin ispatı çıktı. Matematik tutuyor ama tutmuyor işte. Çünkü masada tutuyor, sandıkta. Sorun tutuyor. şu, sorun şu. Söylem şu ya. Ya HDP ayrı şey, PKK ayrı şey. Evet ayrı şey, doğru. Ben de biliyorum. Hatta ben HDP kapatılmasın bile diyenlerdenim. Çünkü ülkemin prestiji olarak görüyorum dış dünyaya karşı. Demokrasi olarak görüyorum. Ama HDP diyor ki kendisi söylüyor kardeşim. Ya 50 sefer söylediler. Meclis kürsüsünden söyledi. Videolarda var, her yerde var. Ne diyor HDP? PKK diyor kardeşim. Öcalan liderimiz, ya ben Pervin Buldan hanımefendinin ağzından dört tane konuşmasını dinledim videoda. Öcalan liderimiz, çocuklarımız dağlarda, PKK biziz. Ya bunu HDP söylüyor. Allah Allah yani bu bir dedikodu mu? Efendim resmi parti, filmen, mecliste falan. Diyorum ki halk da bunu biliyor. Ben değil, biz değil. Bunu millet de biliyor. Böyle bir tabloda siz HDP'nin destek verdiği tarafın kazanma şansı olur mu ya bu ülkede? Ülkenin yüzde sekseni PKK deyince tüyleri diken diken olur. İstanbul'da kazandı. Ya yerel seçim apayrı bir olaydır. Orada başka parametreler işler. İktidara bir ders vermek ya da bir geçici bir ceza vermek için seçmen başka türlü oy verebilir. Geçmişte bunların defalarca örneğini gördük. Ama genel seçim ülkenin nihai yönetim kararının verildiği seçimdir. Kaldı ki o genel seçimde de Türkiye çapında hep söylüyorsunuz onu. Yüzde 52 almış Cumhur İttifakı. Evet ben bunları defalarca anlattım. Şey gibi dinlediler. He, bu, anlamaz bilmiyor. Ya, e, yok olur mu ya HDP'nin 10 puanına ihtiyaç var. HDP kendi deklar ediyor PKK olduğunu. Ne alakası var? Kimi, kim, kim kimi kandıracak bu ülkede artık? Yok o doğru söylüyorsunuz. Ya yani istediğin <laughs> kadar sen HDP ayrı, PKK ayrı de. Yani o yani şekil olarak şey Efendim, kişiler... HDP söylüyor ya HDP bunu deklare etmese ya, hadi diyeceğim yalan söylüyor ya, yorum yapıyorlar inkar etmiyor HDP inkar değil deklare ediyor diyorum bak inkar başka bir şey inkar nedir biliyor musun birisi seni itham ettiği zaman e, inkar etmemek bu, bu değil suçlanmadıkları zaman bile kendileri deklare ediyorlar ya ben Pervin Buldan hanımefendinin defalarca konuşmalarını dinledim defalarca HDP milletvekillerinin eski milletvekillerinin defalarca PKK'yı öven, PKK terör örgütü değildir diyen Abdullah Öcalan'a Öcalan'a sahip çıkan defalarca konuşmalarını dinledim. Bu insanlar bunu bilmiyorlar mı? Kim kimi kandırıyor ya? Ya çok özür dilerim. Ee, şöyle bir şey var yalnız Ümit Özdağ'ın açıklamasında bilmiyorum dikkatten karşı Mesela hiç Avrupa yerel yönetimler Özellik şartına dair bir talepte bulunmamış Millet İttifakı'ndan. Ama şu var kuruluş evet, çok zaman, kıymetli benim, bir şey. Ben ben de çok iyi. E, Neyse bu laf şuradan geldi. geldi. Lafımı bitireyim özür dilerim. Hayır ver. ama bakın çok kuruluş, önemli bir konu. O. Kuruluş ilkelerini koruma diyor en başta. O cümle bence kritik. Çünkü çok ta tamam onu eğer o bağlama oturtursak doğru. Çünkü senin söylediğin, hatırlattığın <laughs> ülke iç savaşa gider Kemal Kılıçdaroğlu <laughs> kazanırsa şeklindeki görüşü Ümit Özdağan buna dayanıyordu. Ben yani, bu, bu olayı yerel niye anlattım? yönetimlerin yani özelliklerine dayanıyordu. Bu olayı niye anlattım biliyor musunuz? HDP PKK ilişkisini. Yani şov olsun diye değil. Şunun için anlattım. Ümit Özdağ beyefendi <laughs> eğer talebinde HDP ile ilgili bir şey söylemesen de olur ama PKK'yı reddet dediyse diyorum. Kemal Bey de çıkıp biz talepleri kabul ediyoruz. Zaten PKK'ya karşıyız. PKK ey PKK desteğini reddediyorum dese HDP ile ilgili hiçbir açıklama yapılmasa Ümit Özdağ kendi siyasi geleceğini de partisinin oyunu da tehlikeye sokar. Anlatmaya çalıştığım bu. Çünkü Çok toplum HDP'yi HDP PKK'dan, PKK'dan de. ayır dedir etmiyor. Artık bunu 50 kere söyledim. Yani söylemlerdeki hem HDP başka, PKK başka. Bunu kimse yemiyor. 50 sefer anlattım abi. Eğer Türkiye bu şekilde devam ederse 151 kere de anlatırım ve her seçimde benim dediğimi kanıtlar. HDP'nin açık destek verdiği taraf bu ülkede seçim kazanamaz. Peki Kemal Bey çıkıp Kandil'i dündüz edeceğim derse o da mı yeme yetmez? Yemez. Yahu HDP kendisi sahip çıkmış PKK'ya. Öyle reddetmiyor falan o ayrı bir şey. Peki HDP, ey HDP ben senin artık oyunu desteğini falan istemiyorum vazgeçtim çektim derse. Ha derse iş değişir bak. Peki HDP oy vermez bu sefer. Vermesin ya. Sen 10 puan eksik olsun kardeşim. 90'ın sen kalan 90'ın 50'sini bak alan çıkmıyor mu? Ya Şu 50, kadarını söyleyeyim. 50 kere bunu sınadık. 2015 Haziran seçiminde açılım süreci devam ediyordu AK Parti'nin. 40'a düştü oyları. Birdenbire politika değiştirdi AK Parti. Milliyetçi bir politikaya geçti. Bazı kentlere hendek olayları yaşandı. PKK'nın üstüne vardı. Ne oldu? 49'a fırladı. Keyiften mi? Şey, 7 Haziran, bir Kasım. Kasım. Evet, evet. Hiç Ama kimse o, bu 40 lan 49'un sebebini düşünmüyor mu? O AK Parti'deki değişimle sınırlı bir şey değildi. Devlet politikasında bir değişim. Tamam ne fark eder o aynı süreçte. şey. Başka Öyle. bir örnek şöyle. vereyim. Bir dakika başka bir örnek Çünkü vereyim. Çünkü Davutoğlu sahip çıkıyor. <laughs> o ya, o ya. Hayır, Bak. Şöyle o 24 Temmuz 2015, iki yaka dağlarına Türk Silahlı Kuvvetleri en büyük hava harekatını tamam, başlattı. Aynen, tamam, o, tamam. Terör şey mücadele konsepti ya, değişti tamam. yani. Ya, Davutoğlu bol başbakan. Tayyip Bey yaptı, fark etmez. Davutoğlu başbakandı. Ya fark etmez, devlet yaptı, tamam. Ama sonuç, o politikalara dönüldü, milliyetçi bir politikayla yakla hop 49 oldu. Başka bir örnek daha vereyim. 99 seçiminde rahmetli İnönü, bir önceki seçim 29 almıştı yüzde, 28.8 almıştı. ...99'da, pardon... ...91'de... ...o zamanki HDP mi? hep, hep. O zamanın hep, hep. HDP'siyle... HDP milletvekillerini meclise soktu. Kendi partisinde. Evet, bak 30'luk parti. Bir yıl sonra kaça düştü biliyor musunuz CHP? Bir. Ne? Evet, 1.9 aldı. CHP yürüdü, DSP yürüdü. Niye? Düşünün bakalım, acaba 30'luk bir parti... ...durup dururken... Hem de lideri de değişti. Rahmetli İnönü, Murat Karayalçı'na bıraktı. Murat Karayalçı'n vasıfsız bir lider mi? Konuşması yerinde, üslubu, her şey yerinde bir adam. Niye olmadı? 91'de hep milletvekillerini meclise soktu diye seçmen ceza verdi. Tek sebebi bu. İkinci bir sebep aramayın. Tabii. Hatta 91'de 13'e düşürdü önce CHP'yi. Sonra 94'te daha da düştü. Burada Ahmet Bey bir onur o resmi getirirse aslında kritik bir şey var. Ümit Özdağ bu açıklamayı niye yapıyor bence? Şimdi Sinan Oğan biraz Ata İttifakı'nda öne çıktı. Değil mi? Yani bence Ümit Özdağ burada... Aday abi öne çıkacak tabii. Yani öne çıktı ama şimdi Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı. Ümit Özdağ da burada bence siyaseten gücünü göstermeye çalışıyor. Yani bunu, ben, şimdi bu yukarıda yaptığı açıklamada öne koyduğu şartların kabul edilme ihtimali çok düşük. Hatta bu dün konuşuldu. Ali Babacan'a o ifadesini geri çekmesi yönünde bir baskı yapıldığı ama onun kabul etmediği anayasadan Türklüğü çıkartacağız vaadinin geri çekmesini istediğini söylediler ama kabul etmemiş. E şimdi burada bakıyorsunuz siz diyorsunuz ki işte anayasanın 1 ve 4. maddesi buna kimsenin bir itirazı olmaz ama HDP'yi kesin bir dille reddeti Sayın Kılıçdaroğlu kolay kolay yapamaz. Bu durumda Ümit Özdağ şöyle bir hareket alanı ortaya çıkar. Bu... der ki ben masaya oturttum şartlarımı dayattım. Tabii, tabii. Kabul ederse siyaseten Ümit Özdağ kazanır. Evet, Kabul o etmezse tamam, doğru. Özdağ yine kazanır. Der ki ben ayağıma getirdim Millet tabii, İttifakını. Tabii, doğru, doğru. Şu 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 şartları. Yani Ama Ümit demin Özdağ dediğim, burada bypass yapılırsa yanlış olurdu. Ümit bahsettim. Özdağ burada, burada ne, siyaseten mi ya? Gücünü ne, kanıtlıyor bence mi bu. Nedir? Grup pasta. pasta. Canımız kuru pasta çekti vallahi ya. Ben de bu görüşme 18 18'deydi galiba. Bugün canım 18'de, 18'de değil evet. mi? Bugün 18'deyim. Bu arada mesela bu, on, bu 18'de. 18 falan da yok. Yani belki de mutabakat metninde başka şeyler de vardır. Çünkü FETÖ meselesi de Ümit Özdağ'ın altılı bu, masayla bu kadar, ilgili. Yani sığınmacılar, sorulur. Yani ya... şey Ümit Bey bir şey çıkarmamış oradan. Yani benim de aldığım bilgiler biraz önce bu, bu yönde yani. Anayasa, sığınmacılar, ee, ve işte terör. e, terörle mücadele ya, terör. Şöyle Kemal 14. Yani yok. Kemal çok kesin de. bir dille açıklaması var. Ama bunların şey. zaten Millet ittifakı kabul istifak. edeceğiz diye. Demirtaş ve Kavalay'ı serbest bırakacağız bir dakika, diye. Bir dakika. Zafer. Şöyle bir sorun var. Eğer bu çerçevedeyse Ümit Özdağ'ın talepleri ittifak liderlerine sormasına gerek yok ki zaten. Ama yani o masa yıllardır ya da ne bileyim iki yıldır. Bir yani bir Nezaketende yıl. olsa. Evet. Yani hep istişareyle yürüdü. Yani şunlar şunlar. Yani bir nezaketense diyorsun. tamam. Evet. Tamam. Şunu, yani. Şunu yani, unutmayalım. Ola, birisi bir şeye itiraz eder. bilemez Ol, mi? Işte. Olabilir. Şimdi Ümit Özdağ İyi Parti'den ayrıldı. Ve evet. Meral Akşener'le bayağı kavga ederek ayrıldı. Hakan Bey az önce söyledi. Aldığı oyun diyorsunuz değil mi? Büyük bir bölümü normal şartlarda İyi Parti'ye evet. gidebilirdi. Evet. MHP ve İYİ Parti'ye gidebilirdi. Şimdi Ümit Özdağ'ın güçlü bir şekilde Meral Akşener'in de ana aktörü olduğu masaya oturması İyi Parti tarafından tercih edilebilecek bir durum mu? Bu da mesela ayrı bir ya e, da ya da atma. şart dikte etmesi yani şart Meral Akşener'in yapamadığını Ümit Özdağ yapmış yani, adam rolüne yani gelir bir an. Yani. Siyaseten ben burada yani. Benim Yok tahminim ya, o, oradan öyle bir sonuç çıkmaz. Benim ya, tahminim şu İsmail işte Bey, iki nokta iki milyon iki yüz bin oy almış bir partinin genel başkanı olarak siyaseten kendisinin de ne kadar etkili ve güçlü olduğunu kanıtlamaya çalışıyor bence başarılı da oldu. Yani Kemal Bey'i ayağına getirerek bir reklama gidelim mi kısa bir ara.